benim kaldırı. Yaz geldi, herkes tatil planlarını yapmaya başladı. Ege ve Güney sahilleri tatilcilere merhaba derken kimileri sakin ve huzurlu bir tatil için mavi yolculuğa çevirdi rotasını. Tıpkı Çağatay Yolda ailemizden 50 arkadaşımızla birlikte 3 kulet çıktığımız Bodrum Gökova turu gibi. İstanbul'dan eğlenceli bir yolculuğun ardından Bodrum'da bizleri bekleyen Barbaros Yatçılığa ait guletlerimize yerleşir yerleşmez soluğu Bodrum'un renkli sokaklarında alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde başlayacak olan ve 7 gece 8 gün sürecek mavi yolculuğumuz öncesi ilk gününüzü Bodrum'da geçirebiliyorsunuz. Sayın seyirciler, bir hafta boyunca harika bir mavi yolculuk bizleri bekliyor. Bodrum, Gökova, tekrar Bodrum yapacağız. Ama ilk günümüz boş. Bodrum'dayız biliyorsunuz. Birazdan Halikarnas'a geçeceğiz. Öncesinde her yıl olduğu gibi yine Cafe Del Mar'a geldik. Arkamızda bir uzay mekiği görüyoruz abi. Deniz mekiği diyelim. Evet. Çok enteresan, ilginç bir alet değil mi Kamil? Evet, doğru. İlk defa gene burada Bodrum'da ilklere imza atıyoruz biliyorsunuz. Evet. Bu sene de böyle bir atraksiyonumuz var. Sanıyorum yaptığımız araştırmalarda da çok büyük bir ilgi gördük. Evet. Şimdi size arkadaşlar bununla ilgili bazı detaylar verecekler, evet, ve şovumuzu göreceksiniz. Bu gaz neler olacak Delmar'da. Evet. Bu topun içine giriyorsunuz. Denizde bu topun içinde ayakta durup yürümeye çalışıyorsunuz. Özelliği bu. Hadi bakalım. Çok iyi ya. İçinde rahatlıkla yürüyebiliyor mu? Yoksa düşüyor mu? Şimdi göreceksiniz ne oluyor. Gerçekten harika bir uygulama. Arkadaş biraz önce İngiltere'den getirildiğini, evet, söyledi bu uygulamanın. İngiltere'den getirildi. Buraya gelen her konuk gündüz veya gece bunu yapabilir mi? İstediği an. Ücretsiz. İzlediği an her türlü uygulama. Ama Bodrum'a çok uygun bir atraksiyon olmuş. Evet, evet. Önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu arada bunun bir dünya rekoru var. Bu dünya rekoru da bir Japon'a ait. Sadece 18 metre gidebilmiş. 18 metre rekor. Evet. Evet. O zaman bizimkisi 18 santim giderse başarır mı sayacağız abi? Yani. Cafe Del Mar'dan sonraki durağımızsa dünyaca ünlü Halikarnas Disco. Halikarnas her yıl olduğu gibi bu yılda muhteşem şovlarıyla konuklarına adeta büyülüyor. Ve ertesi sabah yola çıkma zamanı. Bodrum, Gökova arasındaki muhteşem koylar artık bizleri bekliyor. Müzik.
anda Orak'tayız. İlk durağımız Orak Adası. Bizimkiler masmavi denizin tadını vakit kaybetmeden çıkarmaya başlıyor. Herkesin keyfi fazlasıyla yerinde anlaşılan. Daha fazlasını anlatmıyoruz. Balık tutmayalı yıllar olduğu için mavi yolculuğa hazırlıklı gelenlerdeniz. Bir de balık tutabilsek çok güzel olacak ama. Ne umutlarla geldi sayın seyirciler ya. O kadar yem aldım, para verdim oltalara. Ya ne oldu böyle ya? Niye böyle oluyor? Niye? Nerede bu balıklar? Nerede, nerede bu millet? Nerede bu deniz? Nerede yaptık biz? Buletlerimiz masmavi dalgalar üzerinde özgürce ilerliyor ve kısa bir zaman sonra bu kez çökertmeye geliyoruz. Balık tutma ısrarımızdan vazgeçmiş değiliz. Burada kayıkla açılıp sırtı yapmayı deneyeceğiz bu kez. Birazdan botla açılacağız Yatlar Koy'da. Bu elimde görmüş olduğunuz rapalalarla, yalancı balıklarla balıkları peşinden koşturacağız bunların. Abi çupra tutun özellikle. Ne çuprası abi, torik getireceğim ya. Görüşürüz. Koydan başlayalım. Şuradan başlayalım abi. Sen o taraftan, ben bu taraftan. Beş saniye. Kaptan, ucunda yalancı balıklar bırakacağız ama biz sürekli yavaştan seyir halinde olacağız ki sanki o balık gidiyormuş gibi, canlıymış gibi görüntüsü verecek değil mi? Evet, doğrudur. Peki nedir? Mesela şu an akşamüstü saat 6'ya geliyor. Bu saat midir uygun olan? Evet, en uygun saatler sabah saatleri ve bu saatler. Şu anda yakalama ihtimalimiz kaçtır yüzde? %70 falan. %70? Evet. Yaklaşık 30 metre açıyoruz misnayı ki dibe ulaşabilsin diye. Böyle ne kadar dolaşırız abi? Bir saat falan dolaşırız böyle. Çok zevkli sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi zaten sohbete başladık. Kamu şöyle duruyor kucağımda. Şimdi balık tutmasından ziyade insan böyle bir çıkıp da böyle sırtısını atıp ne bileyim oltayı atıp da onun başında bir beklemesi bile bu işin müdavimler için, hastaları için bir zevktir yani. Hakan, bir şey soracağım. Siz geçtiğimiz yıl mavi yolculukta sizin kaptan dalıyormuş, ahtapot yakılıyormuş. Başka balıklar akşam yemeğini bedavaya getiriyormuş. Doğru mu? Doğru. Biz mavi yolculukta anlaştık işte. Yemek her şey dahil diye anlaştık. Kaptan sağ olsun sabah dalıyordu, vuruyordu balıkları, ahtapotları. Akşam da masamıza geliyordu kaptan. Bizim geziyi bedavaya çıkardı yani. Süper. Ağırlaştı abi. Abi ağırlaştı bir saniye balık. Yalan. Hakikaten o olabilir. Abi bir dakika dur. Bana geldi. Bana geldi. Abi balık. Bana geldi. Ucuna bak. Ucuna bak. Allah kaçtı. Kaçtı. Yoksa ben senin oltayı mı tuttum oğlum? Vallahi ucundaki balığa 25 lira falan verdim, gitti galiba. Balığı alsam kilo hesabı daha ucuza gelirdi. O kadar büyük bir balık varmış ki ucunda. Gitti. Abi koparmış benim, ya. Bakın koparmış. Benim yalancı koparmış. Balık gitti. Koparmış. Koparmış ya. Çok büyük balıkmış demek ki. Ya abi. Büyük balık kaçtı sayın seyirciler. İşte ben böyleyim kaçan oğlum. Kaçan. Ben böyleyim. Abi, neyse bir tane daha var. Buna da bir o kadar para verdim. Falan takıyoruz şu an. Buna da 15 lira verdim. Seyirciler balığın kilosu bilmiyorum kaç para. Gördüğünüz gibi bizim grubun keyfine diyecek yok. Onur bu botu İstanbul'dan getirdi sayın seyirciler. İnanmayacaksınız ama. Onur. Üşenmedin, İstanbul'dan getirdin değil mi botu? Abi biz bir sürü şey getirdik, tek bot getirsek bile iyi. Neler getirdin abi? Abi 3 deniz yatağı ama büyük, koltuk tarzı olandan. Bir tane bu, kürek, olta takımları, 4-5 tane olta getirdik. Bir de balık çıksaydı. Cihan,
Abi sen hem kaptan. Nedir olayın abi? İşte orada. Mükemmel abi, her şey mükemmel. Abi tam fotoğraflıksınız ya. Tek balık yok. Balık çok da ilk gün belki öğreniyoruz tabii, tecrübe sayısı heyecan. Bugün ne öğrendik? Herkesin bildiği şeyi, akşam saatlerinde çıkmayı ve fazlaca yalancı yem almayı. Çünkü biraz önce bir tane büyük balık biliyorsunuz benim, sen bilmiyorsun da seyirciler biliyor. Ben benim yemimde galiba. Ya. Hakan abi benim yemi almış. Hayır, bende çok güzel bir balık vardı, yalancı balık. Onu aldı götürdü. Nasıl bir şeydi abi? Yani çok büyüktü, o yüzden göremedik. Sıra geldi. Hadi yavrum, bu sefer geldi işte ya. İnşallah ya. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi o oltanın ucuna bakın, dümdüz. Benim oltanın ucuna bakın sayın seyirciler. İşte Zafer. Abi, benim balık geliyor şu an. Ya. Hadi yavrum lütfen. Hadi güzelim. Seni merak ediyoruz, tanışmak ben istiyoruz. Bende de balık var, bende de balık. Acaba karışmış olabilir mi? Allah Allah. Abi çekemiyorum ya. Elim ağrıdı ya. Ne kadar atmışım ben ya. Kaç yüz metre atmışım abi. Abi geldi bana ya. Geldi abi, geldi. Geldi abi. Ya çek bitmiyor ya. Neyi çekeceğim? Aynı balığı mı çekeceğim? Abi aynı balık. Birbirimizin oltasını çekiyoruz galiba. Yani böyle bir şey varsa abi, çok komik. Bir dakika, birbirimizin oltasını çekmiyoruz değil mi abi? Sayın seyirciler, hayatımda en büyük kasını yaptım diyebilirim. Anlatamam. Saatlerdir çeviriyorum ve çok ağır. İnşallah değecek bu efora. Plastik mi? Balık değil mi? Abi yapma öyle bir şey ya. Ne oldu? Ne oldu abi? Gitti. Bu neydi abi? Bu nasıl gitti ya? Plastik mi? Nasıl plastik? Poşet mi? Allah'ım, o kadar kısa ben boşluğu yaptım ya. Evet, buraya kadar değil, yarın devam edeceğiz. Kaçarı yok. Gezide sıkılmak mümkün değil. Geceleri size tavsiye edebileceğimiz en güzel oyunlardan birisi ise tabu. Ya şunu yaptım, çok şey oldum. Pişman. Ola ek. Pişmanlık. Evet. Vay be. Bas. Ya bitti. Bana şey göster. Sevgi göster, şefkat göster. Şefkat. Beni şey eder misin? Çok kötü durumdayım. Motive. Eder misin? Motive. Hayır. Şey et. Avutur musun? Güzellik. Evet. Eğlenceli geçen bir gecenin ardından ertesi sabah 7 adalarda açıyoruz gözlerimizi. Ailemizle birlikte çam ormanları içinde keyifli bir yürüyüşe çıkıyoruz. Vi kunde lika gärna aldrig någonsin möts. Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi föddes. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Bir sonraki durağımızsa Küfre Koyu. Burada bizi bir sürpriz bekliyor. Sayın seyirciler, Mavi Yolcu'nun en keyifli yanlarından bir tanesi de harika koylarda yüzüp yatta güneşlenmekle birlikte zaman zaman koylara çıkabiliyorsunuz. Şu anda Küfre'deyiz. Buradan nereye gideceğiz? Tuzla Koyu'na gideceğiz. Ama öncesinde Küfre'de yaşayan bir Robinson varmış. Modern Robinson. Tek başına yaşıyormuş. 6 dil biliyormuş. Gerçekten çok merak ettik. Hem sabah yürüyüşü hem de yeni bir dünyaya tanıklık etmek için Robinson'un yanına gidiyoruz şimdi. Taşları da Robinson yapmış olabilir yani konuklar için. Bot ve kayıklar yaklaşık 5-6 kişi aldığı için haliyle bir tur daha yapacağız. Biliyorsunuz 3 kuletiz. Öyle böyle değil, yaklaşık 48 kişi geldik. Bir turla beraber Robinson'a doğru yol almaya başlıyoruz. Evet, kayıyor.
Nasılsınız? Çağatay benim ismim. Size papaz diyorlar. Evet efendim. Neden abi? Sakal yüzünden herhalde. Sakal yüzünden. Yoksa Hristiyanlıkla alakası? Hayır yok. Elhamdülillah Müslümanız diyorsun. Müslümanız evet. Nereden çıktı bu fikir? Dünyadan kopma mı diyoruz, dünyayla buluşma mı? Buluşma mı? Kopma. Değil mi? Buluşmaz. Tabii. Şimdi kopma değil. Şu güzelliğe baksana. Böyle güzellik var mı? İşte cennet bu. Peki hani bir sebep var mı? Bazı insanlar kötü şeyler yaşarlar. Hayattan kaçmak için de. Öyle bir sebep var mı? Var efendim. 50 küsur sene gezdim. Dünyayı dolaştım. En sonunda buraya karar kıldım artık. Yani benim geleceğim de bu galiba. Ben de sürekli geziyorum. Evet. Burada bulunmanızın herhangi bir menfaati var mı? Hani para kazanıyor musunuz? Bal satıyorum, kekik satıyorum. Satabilirsem, balık satarsam bal satıyorum. Yok. Her şey doğal. Doğal, her şey doğal. Her şey. Et yemem, tavuk yemem. Peki buraya kimse gelmesi, zaten bunlarla yaşarsınız. Paraya da ihtiyacınız yok. Bahçe yapıyorum, her şey yapıyorum. Patlıcan, biberi, domatesleri, börülcesi hepsini kendim yapıyorum. Peki kendinizi buraya adadıktan sonra en çok neleri özlediniz ya da... Hiçbir şey özlemiyorum. Hiç. Burada işte iş gibi içiyorum. Kitabımı okuyorum, bol bol kitap okuyorum. Limonata içiyorsunuz. Limonata içiyorum böyle işte. Peki, ya çok güzel. Şimdi herkesin böyle idealidir. Derler ki işte emekli olunca, ben de böyle deniz kıyısında, siz biraz daha aşmışsınız. Kolay mıdır yani böyle yaşamak? Herkes yapamaz. Benim hatun geldi 2 sene evvel, 22 gün zor dayandı. Şimdi o başka adada mı? Yok, Bodrum'da o. Bırak şehirde yaşasın, bırak rahatım. Şu an evlisiniz. Evet. Görüşmüyor musunuz? Yok canım, kışa gidiyorum, bir ay bir şey kalıyorum. Kıştan kışa görüyorsunuz hanımı? Evet, yazın gitmiyorum. Hanım demiyor mu ne işin var orada diye? O da çalışıyor, bizim hatun gazeteci. Memnun mu yani bu hayattan? Memnun musun? Yani başında o da sizden bıkmış o zaman. Çok iyi. Burada yaşamın en güzel yanı nedir abi? Yalnızlık. Yalnızlık. Bodrum. Yalnızlık güzel midir? Yaşamaya bağlı. Ben yalnızlığı seviyorum. Kalabalık içinde yalnız da olabiliriz değil mi? Tabii. Bir de öyle var. O daha kötü. Daha kötü. Burası banyo desem doğru olur mu? Tabii efendim. Leğenim bu. İşte leğenimiz. Bu duş mu? Bu duş. Şuraya ipe bağlıyorsunuz. Evet. Şurada bir güneş paneli var. O nedir? Bunlar ışığı kullanıyorum işte akşamları. Elektriği onunla mı alıyorsunuz? Onunla alıyorum. Evdeki elektrik o güneş panelinden. Evet. Aykan abi evin yarısı kitap desem yanlış olmasa? Efendim az bile. Daha gelecek. Öyle mi? Tabii. Bodrum'da var, İzmir'deki evde var. Hepsini okudunuz mu bu kitapların? %80'ini okumuşumdur. Mesela şeyler var. Dostoyevski var. Dostoyevski. Şılgın Türkler var. Küfreden sonraki durağımızsa Tuzla Koyu. Şu an bizimkiler su altında ne var ne yok onu merak ediyorlar. Gerçekten bu koylarda çok güzel canlılar var sayın seyirciler, balıklar var. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bir tane su altı kamerasıyla burada keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Şu an bizim elimizdeki su altı kamerası yaklaşık 3 metreye kadar iniyor. Yani işte 5-6 metreye inmemeniz lazım. Ve HD çekiyor. Bu anlamda çok güzel hatıralar yakalayabiliyorsunuz. Biz kameramızı açıp suyun altına bakıyoruz ne var ne yok diye. Umarım size güzel görüntüler getiriyor olacağız diyerekten iniyoruz kameramızla. Şu an kayıtta. Ben bir dalayım.
gece yatlar pek hareketli. Diğer yattaki arkadaşlarımız bizi tabu turnuvasına davet ediyor. Evet Sayın Seccar, Yan Gület kimiyle dans ettiğini bilmiyor olacak ki. Bize tabu teklifinde bulundular. İşte sayıyorum bizim Gület'teki duayenleri. Tabu duayeni Hakan Timur. İlk duyduğumda inanamadım abi. Bize nasıl böyle yani böyle duello teklif ediyorlar, inanamadım. Evet. Haka dansı öğrenmişler. Haka. Ve bize inşallah öğretecekler bu haka dansını. Biz bakalım. Yani kazandıklarında haka mı yapacaklar? Öyle zannediyorlar. Biz de masaüstü timsah yapacağız o zaman. Peki. Evet biz timsah Ali, yapacağız. Ali ne diyorsun abi? Ya, şaka gibi diyorum ben. Şaka gibi. Şimdi öncelikle bizim antrenmanlı olduğumuzu bilmiyorlar. Evet. Gerçi her ne kadar ben anlatamadan. Biz anlasak da. Anlasanız da. Muhtemelen biz timsah yürüyüşüyle kapatacağız. Ben nerede çalışıyorum? Televizyonda. Benim yaptığım işin program. İyiliği ya da kötülüğü neye göre anlaşılıyor? Rating. Çok güzel bir iki insan karşılıklı ne yaparlar? Dans eder. Onlardan bir tanesi eskilerden. Tango. Bravo. Ya sen hiç bize şey yapamıyorsun ya. İtimat. Ayak uyduramıyorsun. Bazı arabalar ne yazık ki o yüzden kaza yaparlar. Fren. ABS. Hayır, bir şey vardır. Tekerlekleri ona gider. Özellikle virajda falan. Bıcır. Mesela ben şimdi yağmurlu. Nereden anlarım? Hava raporu. Hava raporu. Meteoroloji. 5. Şimdi bizim mesela forumumuzda bir yer var. Nerede? 3 tane bir yer var. Fotoğrafları koyup oraya dışarıda buluştuğumuz zaman... Şurada neresi? Ne olarak anlatırsın? İskavuzo. Yansıma. Kendini beğenmek. Bu işte bir... Hayır. Keramet. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi fark orada da yan yana geldik ama tersten. Gördüğünüz gibi biz bitirdiğimiz onlar nereden baksanız bir 20 kart geriden geldiler. Timsah yürüyüşü yaparak daha da fazla moralinizi bozmak istemiyoruz. Ancak sonucu açıklamak zorundaydık. Çok hafif geldiler değil mi abi? Ben başta şey zannettim ya herhalde biraz zorlarlar zannettim ama yani biz... O zaman biz timsah yürüyüşü yapalım ya. Evet 3 yatla geldiğimiz için her yatta başka bir eğlence var. Tabuyu bıraktık. Gördüğünüz gibi burada bir disco bizleri bekliyor. Şöyle yaklaşıyoruz. Kolay gelsin abi. Nedir abi buradaki olay? Abi kop kop var bu gece burada. Çok güzel ya. Biraz önce kına gecesi yapmışlar sayın seyirciler. Siz yeni üyesiniz galiba. Evet. Nasıl buldunuz aileyi? Süper. Yıllardır hayalimdi mavi yolculuğa çıkmak. Ve güzel bir ekiple yolculuğu paylaşmak bir kat daha keyifliydi bizim için. Ben yeni üyeyim. Hiç bu kadar eğlenebileceğimi düşünmemiştim. Sen ilk gelirken herhalde çekiniyordun galiba değil mi? Çekiniyordum ve herkese şey diyordum. Ya acaba gitmesem mi? Kimseyi tanımıyorum diyordum. Ama geldim. İyi ki de gelmişim. Şimdi acaba gitmesem mi diyorsun ama yattan. Maalesef. Neler söyleyeceksin? Sen Karadeniz'deydin bizle beraber. Karadeniz'deydim. Anzağ'da geldim. Buraya da geldim. İyi ki Çağatay Yolu'da ailesinin bir perdiyim diyorum. Keşke daha fazla sürse. Süpersin ya. Keşke birlikte olsak. Çocukları uyuttun. Evet. Gördüğünüz gibi anne. Çocuklar diskoda. Şunu söyleyelim en azından çocuklu aileler için. Yat yolculukları uygun mudur? Yani çocuğunla gezebilir misin mavi yani yolculukta? Biz de aslında bu işe girmeden önce yani bu tatile gelmeden önce tedirgin olmuştuk. Fakat gelince gördük ki aslında daha rahat. Her şey komplike. Odan aşağıda. Eğlence yerim burada. Bir tanesi aşağıda uyuyor. Telsizimiz şurada. Bakıyoruz ona uyandığı zaman. Bu gürültüde uyuyorsa zaten herhalde hiçbir sorun yok. Evet. Gördüğünüz gibi yattaki arkadaşlar her türlü hizmeti veriyorlar. Odaya kadar götürüyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, aile olarak gelenek ve kültürlerimize ne kadar bağlı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Yanımızda İmge var. İşte biliyorsunuz gençlik artık diskolardan çıkmıyor. Ancak İmge bu genç yaşına rağmen halk oyunlarında çok usta ve çok güzel harmandalı oynuyorsun değil mi? Bize gösterirsen seviniriz. Evet, evet. Sigh on my window.
sabah olduğunda mavi yolculuğumuz birbirinden güzel koylarda devam ediyor. Sizlerle beraber harika bir tura çıktık. Üç kulet beraber yol alıyoruz. Özellikle artık son dönemde insanlar böyle 5 yıldızlı otellerden ziyade bir hafta boyunca denizle baş başa masmavi koylarda vakit geçirmek istiyor. Huzur yaşamak istiyor, değil mi? Tabii ki efendim. Şimdi 5 yıldızlı otellerde her gün aynı şey. Aynı standart yemekler, standart plajlar. Ama mavi yolculukta her gün başka bir koylarda, her gün 2-3 koylarda olduğu için maksimum 12 kişi veya da 8 kabinde maksimum 16 kişi olduğu artı personel daha huzurlu ve daha rahat bir tatil geçirebiliyorlar. Bir de şunu soracağım. Mesela şu anda biz Karacasöğüt'teyiz. 3 gün geçti. İstersek mini tur da yapabiliyoruz, değil mi? Benim mesela 4 günüm var. 3 gece 4 günlük bir mavi yolculuk da olabildiği gibi Karacasöğüt'ten ayrılabiliyor. İsterse yola devam edip 7 gece 8 günde yapabiliyor. Bu anlamda fiyat da yarı yarıya iniyor mu? Tabii ki efendim, yarı yarıya. Biz buna mini cruise diyoruz. İşlerinden dolayı 3 günlük gelmek isteyen misafirlerimizi ya Bodrum'dan, ya Marmaris'ten, ya Fethiye'den ya da Karacasöğüt'ten 3 günlük biz bunların bütün transferlerini, her şeyini yapıyoruz. Bodrum'dan biniyorlar, Karacasöğüt'te iniyorlar. Buradan güvenli bir şekilde bizim araçlarla Dalaman Havalimanı veya Marmaris Otogarı'na transferleri de biz gerçekleştiriyoruz. En azından zamanları kısıtlıysa 3 günde mayoculuk, yani keyfi yaşamış oluyorlar. Sayın seyirciler, yolculuğumuzun en keyifli bölümlerinden bir tanesine geldik. Sedir Adası'na geldik. Sedir Adası'nın önemi Kleopatra plajından kaynaklanıyor. Birazdan Kleopatra plajını göreceğiz. Sedir Adası'nda geçmişte dorlar yaşamış ve Kedria olarak adlandırılıyormuş. Ve sedir ağaçları varmış. Tabii zamanla sedir ağaçları iş yapmayınca zeytin ağacı dikmekte fayda görmüş köylüler diyeceğiz. Bununla birlikte söyleyebileceğimiz adada ya dorlardan kalma tapınak kalıntılarıyla bir amfitiyatro var. Bunlar tabii ki tarihsel kısmı, ancak tatilciler için özellikle Kleopatra plajını hararetle tavsiye ediyoruz. Meşhur Kleopatra plajı hemen arkamızda duruyor. Meşhur diyoruz çünkü gördüğünüz gibi koruma altında. Gerçek anlamda koruma altında. O gördüğünüz iplerin hemen arka tarafına geçemiyorsunuz. Çünkü oraya geçtiğinizde kumlar ayaklarınıza, ayakkabılarınıza, terliklerinize temas ediyor. Ve götürmek durumunda kalıyorsunuz ki bu yasak. Buraya geldiğinizde eğer bu kumlardan faydalanırsanız, ayaklarınız temas ederse çıkmadan önce mutlaka duş almanız gerekiyor. Kumların burada kalması adına. Nedir özelliği? Kleopatra adını nereden alıyor onu söyleyelim. Zamanın ünlü Roma komutanlarından Antonius Kleopatra için Kuzey Afrika çöllerinden, Mısır'dan getirdiği söyleniyor. Aşkını ifade edebilmek için gerçekten Kleopatra olmak varmış diyoruz. Bugün Kleopatra kadar olamıyoruz. Kleopatra'nın tatlı o keyfi bizler yaşayamıyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Bu gördüğünüz kumlar denizin belli bir noktasına kadar uzanıyor. O anlamda kumsalda her ne kadar o kumlardan faydalanamasanız da birazcık denize doğru girdiğinizde ayaklarınız yine o muhteşem kumlarla temas ediyor. Abi senin için zor burada ya. Zor. Yani mesela akşama kadar kardeşim kalk oradan bak kumları alıyorsun falan şeklinde oluyor muhabbetler. Bazıları ip var bak gördüğünüz gibi. Evet. İpi geçtikleri an bende düdük var çalıyorum ama bazıları çok iyi teşekkür ederim diyor, bazıları da tepki veriyor. Peki abi sen herkes gittikten sonra böyle akşam yatıyor musun oraya? Hayır. giremiyorum. Yani bu kum altından daha değerli bizim yanımızda. Yasak. Lütfen beyefendi. Lütfen. Bir şey soracağım. Siz şimdi uyarmak için bile içeri giremiyorsunuz. Hayır, yasak efendim. Saçlarınızın arasında falan kum kalmaması gerekiyormuş. Yani bilmiyorum, benim şurada 2-3 tane var ama ne yaparız onu? Baba ne? 2-3 kum varmış kafasının içeride. Duş alması gerekiyor. Almazsa? Alacak, zorla alacak. Zorla. Herkese bakıyor musunuz duş aldım almadım? Tabii. Herkese söylüyoruz. Söylüyorsun, ben geldim çıktım hiç duş almadan gittim. Beyefendi lütfen diyoruz, duş alın. Bir sonraki durağımızsa sığla ağaçlarıyla çevrili İngiliz koyu. Sığla ağaçları çam ağacına benzeyen
Yağı kozmetik ve eczacılık sanayinde kullanılan bir ağaç. Gövdesinden çıkarılan yağ aynı zamanda kapsül halinde besin takviyesi amacıyla da kullanılıyor. İngiliz limanı ise adını 2. Dünya Savaşı'nda buraya gizlenen ve kurtulmayı başaran İngiliz gemilerinden alıyor. Dünyayı dolaşan ilk Türk denizcisi Sadun Bora'nın güzelliğine aşık olduğu ve bir deniz kızı heykeli yaptırıp armağan ettiği bu koyda mavi yolculuğun en güzel noktalarından birisi. Denizde olmak çok değişik bir duyguymuş. Onu hiç yaşamamıştım. Hani uyurken hareket etme hissini yaşamış oldum. Denizi temiz tutmanız gerektiğini bilincine varıyorsunuz. Ya mükemmel, herkes gelsin. Mavi turlara herkes katılsın. 5 yıldızlı otellerle tatil olmuyor yalnızca. Kıyılarımızı görelim, keyfini çıkartalım diyorum ben. Mavi turda en büyük risk diyeyim ben buna. En büyük risk zannediyorum. Arkadaşlarını seçememe ihtimalin var. Eğer seçemeden tesadüfen yaparsan her türlü riske açıksın. Sıkıcı insanlarla karşılaşabilirsin. Ama organize olup kendiniz birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. Çok daha keyifli olacağını biliyorum. İlk kez mavi tura katılıyorum. Gelmeden önce çok tereddütlerim vardı. Hani deniz tutar mı? Sürekli teknede sıkılır mıyım? Boşa tereddüt etmişim, öyle söyleyeyim. Bugün mavinin birçok rengini gördüm. Turkuaz gördüm, lacivert gördüm, açık mavi gördüm. Çok güzel. Yani söyleyecek bir şey yok aslında fazla. Yeşil ve mavinin tonları. Hepsi bir arada. Ve geldik turumuzun sonuna. Bir hafta süren Bodrum Gökova turumuzda anladık ki 5 yıldızlı otellerde tatil yapmaktan çok çok daha keyifli bir seçenek mavi yolculuk. Hele hele bir de arkadaş grubunuzla açıldıysanız koylara, değmeyin keyfinize. Gökova'dan Göce'ye, Marmaris'ten Fethiye'ye kadar el değmemiş koylar sizleri bekliyor. Sizler mavi yolculuk rotalarınızı seçerken bizler yine yollara düşüyoruz. Haftaya kim bilir nerede ne anlatıyor olacağız bunu bilemiyoruz ama yine ülkemizin ve dünyanın en güzel köşelerini ekranlarınıza taşıyacağımızdan kuşkunuz olmasın. Güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle sağlıcakla kalın.